anayasamıza göre de, iç tüzüğümüze göre de olağanüstü hal kanun hükmünde kararnamelerinin mutlaka öncelikle ve ivedilikle mecliste görüşülmesi gerekir. Oysa olağanüstü hal ilan ettikten sonra 20 Temmuz'da olağanüstü hal darbesi yaptıktan sonra milli iradeyi gasp ettiniz. O kadar gasp ettiniz ki milli irade sizlerin de elinden alındı ve birkaç tane bürokratın eline verildi, yetkisine verildi ve Türkiye 17 aydır kapalı kapılar ardında üretilmiş kanun hükmünde kararnamelerle yürütülüyor. Ve meclis, maalesef meclis buna göz yumuyor. Meclis başkanlığı buna göz yumuyor. Divan buna göz yumuyor. Bakın elimde bugünkü çalışma düzenimiz var. Burada ikinci veya üçüncü sırada mutlaka kanun hükmünde kararnamelerin görüşülüyor olması gerekirdi. Çünkü kanun hükmünde kararname bekliyor iken başka konuların görüşülmesi anayasamızın da ayaklar altına alınması anlamına gelmektedir. Oysa biliyoruz ki siz bu ülkeyi anayasasız yönetmeye çok alıştınız. Olağanüstü hal bağımlısı oldunuz. Olağanüstü hali çok sevdiniz. İlgili ilgisiz, olağanüstü halin getirilmesiyle hiçbir ilgisi olmayan birçok maddeyi, birçok konuyu kanun hükmünde kararnameyle düzenliyorsunuz. Anayasaya aykırı olduğunu bildiğiniz konuları yine kanun hükmünde kararnamelerle düzenliyorsunuz. Yine meclisten kaçırmak istediğiniz, muhalefet konuşmasın, millet duymasın, halk uyanmasın dediğiniz her konuyu kanun hükmünde kararnameyle düzenleme yoluna gidiyorsunuz. Bu milli iradenin gaspıdır, bu anayasaya aykırıdır, iç tüzüğümüze aykırıdır ve bir an evvel Sayın Başkan'a da gereğini yapmaya davet ediyorum. Değerli arkadaşlar, bakın en son 696 sayılı kararname. İçinde yok yok, varlık fonu var, vakıf bank var. Terör eylemine bastıracağım diye sokakta sivil müdahale yapacak vatandaşlara af getiren düzenleme var. Taşeron işçi düzenlemesi var. Ve bunu da siz olağanüstü hal kararnamesi diye getiriyorsunuz. Anayasa Mahkemesi ne yapıyor? Anayasa Mahkemesi sağır kör dilsiz. Üzerine olağanüstü hal kanununa hükmünde kararnamesi yazmakla o kararname olağanüstü hal kararnamesi olmuyor. İçine bakması gerekirken Anayasa Mahkemesi de görevini yapmamıştır. Dolayısıyla değerli arkadaşlar, şu anda meclis göstermelik bir meclise dönüştürülmüştür sizlerin sayesinde. Ve bu meclisin onurunu kurtarmak yine hepimizin elindedir. Açıkça söylüyorum, AKP'nin buradaki desteğiyle, oyuyla açıkça da sataşıyorum. Milli irade gasp edilmiştir ve bir an evvel de olağanüstü hal kararnamelerinin tekrar bu meclise getirilerek ve bu mecliste görüşülerek milli iradenin denetimine sunulması gerekmektedir. Saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim Sayın Emir.